Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dün saçlarıma bakım yapmıştım, sizleri böyle karşılıyorum. Güzel bir bakım oldu, vitamin bakımı yapmıştık biliyorsunuz. Bundan önceki Aralık videosunda var, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ben mor şampuan deneyeceğim arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 1,5 ay falan oldu herhalde saçlarım boyatalı. Ve hiç mor şampuan yapmadım. O günden beri hiç denemedim. İlk defa deneyeceğiz. Şöyle size göstereyim hatta. Saçımın rengi şu an bu şekilde. Bakalım mor şampuanın etkisi neler olacak? Hepimiz birlikte göreceğiz. Duşa gireceğim şimdi. Çıkınca size göstereceğim. Ama öncelikle mor şampuanı göstereyim hangisini kullandığımı. Şöyle bir mor şampuan. Herbal Science diye geçiyor. Bunu ben Proxim'den almıştım. Turunculaşma karşıtı. Yani saçlarınızdaki turunculaşmaları falan böyle açık renge dönüştürüyor. Yani griye dönüştürüyor arkadaşlar. Hep birlikte deneyelim, görelim. Bakalım duştan çıkınca etkisi nasıl olacak? Tertemiz oldum. Duştan çıktım. Bakalım saçlarım ne alemde. Güzel oldu bence. Bakın bir grileşme var şuralarda. Kurutunca daha net görünecek. Ama bu Proxim'in mor şampuanını ben seviyorum gerçekten. Şöyle saç spreyinden sıkıyorum. Daha kolay taransın diye. Önce uçlardan başlıyoruz taramaya. Zaten çabuk açılıyor. Saç kısa olunca. Bu arada banyoyu temizleyeceğiz birazdan. Ama daha değil. Yemek hazırlayacağım. Akşam için. Yatmadan önce de banyoyu temizleyeceğim arkadaşlar. Öyle çok derin detaylı temizliğe girmeyeceğim. Çünkü dolabın içlerini falan daha yeni temizledi kardeşim. Klozeti temizleyeceğim. İşte lavaboyu, şu sizin durduğunuz yerin üstünü falan sileceğim. Şuranın tozunu falan alacağım. Yerleri sileceğim. Şimdi saçları kurutmaya başlıyorum. Hemen kuruduktan sonra size tekrar açacağım arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu rengi. Bayıldım şu an. Kuaför de çok iyi yapmış vallahi. Ersel Bey'in ellerine sağlık. Siz benim gördüğüm rengi inşallah görüyorsunuzdur. Saçlarım vitaminden sonra zaten bir parladı. Hüseyin ikimiz yapmıştık o bakımı da zaten. Bir gece bekletiyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. İsterseniz bir saat falan da bekletebilirsiniz saçınızda. Sonra saçınızı da yıkayabilirsiniz. Ben bir gün boyunca hep beklettim. Şuradaki saçlarımın çıkmasının sebebi o. Hatta şöyle kısalığına bakın. Aralarda kısa saçlar vardır illaki. Şurada bir kellik vardı arkadaşlar benim. Bildiğiniz erkek tipi saç dökülmesi vardı. Ama orada artık saçlar fışkırdı. Bu yaptığım vitaminlerden. Soğan suyu çok faydalı. Sonra Hindistan cevizi yağı sürdüm. O çok faydalı. Dux Superbra sürdüm. Onun da bayağı büyük bir etkisi oldu saçlarıma. Şu an gayet bakımlı duruyor. Güzel duruyor. Boya yaptırmama rağmen. Yani benim saçlarım normalde ince telli. Ve yanmaya da çok müsaitti. Gittiğim kuaför öncesinde saçıma protein bakım yaptı. Yani direkt açıcı yaparsak dedi. Yanabilir saçın dedi. Elimizde kalabilir saçların dedi. Ben de o yüzden protein bakımını onayladım. Ve protein bakımı yaptırdım. Sonra açıcı yapıldı. Ve sonra tekrardan protein bakımı yapıldı. Ve çok yakın zamanda tekrar bir bakıma gideyim diyorum. Keratin bakımını. Şimdi ben mutfağa geçiyorum. Buradaki işim bitti. Bitmedi aslında. Buraya tekrar geri dönüş yapacağım. Saat 4'e geliyor. Sabah. Yine hava kararıp da arkadaşlar. Ben 1 gibi falan kalktım. Vitamin kullanmaya başladım. D3K2 vitamini. O kullandığım vitaminler de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyormuş. Şimdi o zaman hemen mutfağa geçiyoruz. Yemeğe başlıyorum. Yemeği yapmaya başladım. Patlıcan yemeği yapıyorum. Söylemiştim zaten. Soğanı doğradım. İçine kıymayı ekledim. Şimdi bir de salçasını ekleyeceğim arkadaşlar. Domates salçası ekleyeceğim. Şöyle 1,5 kaşık yeterli. Domates sosundan ekleyeceğim. Bunun hepsini eklemeyeceğim tabii ki. Yarısını ekliyorum. Daha sonra da içine tuzlu suda bekletmiş olduğu patlıcanları ekleyeceğim. Birazcık acılığı gitsin diye beklettim. Yanına da bulgur pilavı yapayım diyorum ama patlıcan yemeğinin yanına. Sulu yemek olacak gibi çünkü şimdi. Evet, yemeğin son halini size gösteriyorum. Patlıcan yemeği bu şekilde oldu. Hala altı açık pişiyor. Yanında da bulgur pilavı. Knor bulyonu yaptım. İçine başka hiçbir şey katmadım. Sade bir bulgur pilavı yiyeceğiz bugün. Normalde domatesli, biberli falan seviyorum ama evde kalmadı arkadaşlar. Yarın pazara çıkacağız. O yüzden hiçbir şey almadım. Şu iki gün idare ediyoruz. Buzdolabı temizlediğim gün biliyorsunuz ki markette bir şeyler almam gerektiğini söyledim. Ve buzdolabım içi bomboş şu an. Ama dediğim gibi böyle sebzelik, meyvelik tarzı şeyleri pazara gidip alacağız Hüseyin'le birlikte. O yüzden domates, biber falan eklemeden yaptım arkadaşlar. Ares, bu halının hali ne aşkım? Yine ne hale getirdin? Ne oldu? Oyun mu istiyorsun? Sürekli oyun oynayacağız seninle değil mi? Hiç bıkmadan hem de. Ben geldim. Evet. Tamam, sakin ol. Bak ezan okunuyor. Bak burada yemek yapıyorum ben. Öf, çok iyi görünüyor arkadaşlar.
Şuna da tepsiyi kapatıverdiydim. Bulgur pilavım da çok iyi oldu şu an. Hüseyin de geldi. Bu neymiş? Bu neymiş? Otur bakalım. Çak. Tamam. Çak dedim sadece. Zıpla demedim. Çak. Aferin. Bekle. Bekle orada. Bekliyor resmen. Evet. Eğitim yapıyorum. Çünkü bu ödül maması ya. Ha, ödül maması diye. Kokular mı geliyor yoksa? Kokular geliyor. Bakıyor. Nasıl bakıyor bak. Sevdi mi adamı? Çok sevdi bisküviyi. Yer misin? Hadi al. Bu sana ödül. Yavaş yavaş alıyor bir de. Aşkım senin en sevdiğin yemeği yaptım. Kıymalı patlıcan yemeği. Ne deniyordu bunun adına? Kıymalı patlıcan. Yani. Özledin mi beni? Yoruldum ya. Çok mu? Evet. Azıcık dinleneceğim. Yorgun tayfa. Kahve içeriz. Geçer içelim. Tabii canım. Kahve yorgunluğunu alıyor. Yemeğimizi yine kurduk buraya. Artık bu bizim gerçekten yemek soframız oldu aşkım. Evet. Böyle daha rahat telefon karşısında ben çok... Bence de yani. Şöyle televizyonu hemen açıyoruz burada. Burada gerek yok zaten. Orada misafir gelecek. Değil mi? Orada ben çalışıyorum biraz. Aynen. Bulgur pilavı nasıl oldu? Bir bak bakayım. Tuzu falan iyi mi? Tane tane. Kunor attım bir de içine. Patlıcan yemeği de güzel görünüyor. Soğudu hepsi biraz. Hepsi tane tane biliyor musun hayatım? Gerçekten mi? Hepsi ayrı ayrı tane tane. Halbuki hiç kapağını kapatıp da yapmadım. Allah Allah. Açık yaptım. Üstüne tepsiyi koydum. Biraz kabarsın hani şey olsun diye. Gerçi kenarlardan yine hava almıştır o. Patlıcan yemeğinden bir tavuk diyebilirim. Porsiyonlarımız yeterli bence. Hı-hı. Şu ikimize. Bundan bir tane daha yok. Şöyle ayrı ayrı iki tavuk patlıcan yemeği koydum. Burada da helvamız var. Yoğurtla helva yiyeceğiz. Güzel oluyor. Ben en güzel şey. Değil mi? Helva zaten yoğurtla yenir. Bir de özellikle kışın. Bu arada şeyi gördünüz mü arkadaşlar? Saati buraya koyduk. Buraya da hemen tabloyu. Çok güzel oldu bence böyle. Olsun. Ama güzel. Şu saat gerçekten küçük. Bir tane daha tablo alacağım. Ya buraya alacağım. Belki burası iyi gibi bununla da. Buraya büyük alabilirim belki. Bilemedim. Saati de karşıya koyarız. Onun çivisi çok yukarıda ya. Biraz aşağıda olsaymış. Bir de ben tadına bakayım. Bence güzel. Güzel mi? Burnundaki sivilce beni benden alıyor. Sıkıntıdan, stresten. Niye sıkıntı stresi? İş stresi, iş. İşte. O apayrı bir şey. Kendim yapmış gibi olmayayım. Çok güzel yapmışım vallahi. Aynen. Evde patlıcan vardı, kabak vardı. Başka ne yemeği yapabilirim diye düşündüm. Kıyma güzel. Çıkarttım öyle. Bence güzel. Çözüldü işte, bunu yapayım dedim. Ama çok yağmur yağıyor. Evet. Pazara İnşallah. Gideceğiz yarın da. Bir şeyler alalım. Alalım. Oo, evet. Hava gürlüyor. Aşkım kumanda nerede? Önümdeki kumandayı görmüyorum ya. Şaka gibi. Masanın üstündeymiş. Yemekleri yedik. Ben yengel olsun. Yoruldun değil mi? Bak bu yorgunluğunu alacak. Tamam. Ama baksana. Tabağı küçük, kendisi büyük. Bir şekilsiz durdu bu ya. Ama ben de altına ne koyacağımı bilemedim. Kinderleri de koydum. Yine de benim gibi sunamamış. Senin gibi sunamam zaten. Acama gerçek. Evet. Çok güzel yapmıştın o gün. Vallahi bayağı iyiydi aşkım. Ben yerimi alayım burada. Hiçbir zaman banyodan çıkamıyorum arkadaşlar. Şey aklıma geldi. Evet anladınız şu an. Bıyıklarımı alacağım. İple alıyorum böyle. Bir kere ağda yaptırdım sirada. Sanırım ondan sonra bu bıyık lekelerim çıkmaya başladı arkadaşlar. Şu an iki kat daha fazla görünüyor. Çünkü aynı zamanda bıyıktaki kıllarım da çıktı. Böyle her zaman da almıyorum. Her gün alanlar var mesela. Arkadaşım vardı öyle benim. Her gün çıktı mı bıyığını alıyor falan. Bu da kötü bir şey bence. Her gün almak da iyi bir şey değil. Ben şu ucunu bağladım. Şöyle çeviriyorum. Şurayı düğüm yapıyorum. Aynı şöyle gördüğünüz gibi. Şu hareketle bıyıklarımı alacağım. Çok acıyor ilk başta. Nasıl yapacağız? Şöyle sizi aynaya doğru çevireceğim. Tamam mı? Hızlı bir şekilde alayım. Bugünkü videolarda hep bıyık lekele çıktım bu arada. Şimdi bıyığımı aldıktan sonra da banyoyu temizleyeceğiz. Size biraz da banyo düzenimden bahsedeceğim. Dolapların içlerinden falan. Hatta bu ayna bakmış şu an. Gözüme çarpıyor. Siz görüyorsunuz bugün. Şimdi ben şöyle hemen bıyığımı almam lazım. Hızlı alırsam canım acımıyor. Böyle bekledikçe sürekli canım acıyor arkadaşlar. O yüzden hemen alıyorum. Oo, kolay gelsin. Sağ ol aşkım. İş üstünde ev aldım herhalde. Oo, güzel olmuş size. Büyük mi kalmamış. Benimkini gerçekten mi yapıyorsun? Yok artık abartma. O kadar şaka olmaz herhalde. Yok. Hüseyin şakacıdır.
Böyle arada şakalar yapıyor. Ama burada ben mı çıkmış? Ben de Ares'i aşağı indirdim. Evet. Her taraf göl olmuş. Çamur değil mi? Göl. Park falan da göl. Su içinde yani. Evet evet. Ne yapacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani. Kış ayı da geldi. İyi madem, sen şimdi devam et bakalım. Tamam, banyoyu temizleyeceğim. Banyoyu mu temizleyeceksin? Ha, ama yerleri yıkamayacağım öyle detaylı. Ha, aynayı sileceğim. Dolabı. Lavaboyu şey yapacağım. Domates diyor. Domestos. Domates mi? Aynen. Hani Domestos'un mutfak ve banyo için olanı var ya, mutfak için olanını almıştım. Bir de banyo için olanını aldım. Hı-hı. Burayı onunla yapacağım. Bir de klozeti yapacağım. Ben de bilgisayarı falan açarım oradan. Bakarım bakalım. Takılırım ben de. Yine bende değişen bir şey yok. Evet. Geldi Hüseyin. Saçlı Hüseyin oldu artık. Daha tam olmadı. Evet, bıyıklarımı aldım. Sanki biraz kızardı. Şöyle nemlendirici süreyim. Valla kızarttık. Akşam akşam. Ama geçer birazdan. 10 dakika sonra falan geçiyor. Sürmüşler şöyle bütün yüzüme. Süreyim bari. Ama tertemiz oldu. Şurada da 2-3 tane varmış uzun. Onları aldım. Normalde kaşlarımı falan cımbızla alıyorum. Onu da yine haftada bir falan yapıyorum. Ama bıyıklarımı böyle iple alıyorum. Cımbızla bazen çok nadir kenarlarda çıkanları böyle küçük küçük oluyor ya alınmayanları. Onları da cımbızla alıyorum ipten sonra. Ama şimdi hiç cımbızla uğraşmayacağım. Hemen banyo temizliğine geçmek istiyorum. Bizi dışarıya koyacağım, kapı dışarı edeceğim. Oraya sandalyenin üstüne tripodu koyacağım. Çünkü banyo çok dolaplı ve çok şey var arkadaşlar, yer yok. Öncelikle şunlar yıkanacak. Bunları hemen kaldırıyorum. Yeri sileceğim zaten. Bunları da yarın sererim. Şöyle hemen çamaşır makinesine atacağım. Burayı en son çalıştıracağım. Şimdi çalıştırmayayım. Hiç boşu boşuna. Banyo paspası alacağım bir de. Gri renklerde böyle istiyorum. Bu beyaz çok batıyor ya. Şöyle bezlerim var. Bunları da atayım. Hepsi birlikte yıkansın. Rengi çıkmıyor çünkü onların. Aslında yer temiz. Yani çok fazla şey yok ama yine de bir sileceğim. Temizlik malzemelerinden size göstereceğim. Şu hijyenik köpük. Banyo için olan arkadaşlar şurada yazıyor. Bir de bunun mutfak olanı var. Lavabo, duşakabı, fayans. Şöyle sadece klozetin üstünü sildiğim bir süngerim var. Şu kısmı sadece. İçini zaten şöyle yapacağım. Fırçasıyla. Kolay gelsin. Ama. Sağ ol aşkım. Bir de bak bakayım. Ne oldu? Aynadan. Nasıl çok garip garime gitti. Ben klozeti bitirdim. Tertemiz oldu. Şimdi de lavaboyu yapacağız. Şurayı dağınıklığı toplayacağım birazdan. Evet, biraz dağılmış sanki buralar. Orası hep dağılıyor ki. Sürekli bir şey yapıyorum. Arkadaş çıkartıyorum. Yine düştü bu. Vileden sapını şuraya koyayım dedim de. Olmadı. Burayı yapacağım. Bizim tüm deterjan malzemeleri orada. Bütün temizlik malzemeleri hepsi. Hepsi orada. Aşağıdaki çekmecede. Aynen. Yeterli yani. Biraz derin yapmışlar oraları. Ya bu evin zaten en çok banyosu. Böyle kullanışlı. Kullanışlı ve her şeyi saklayabiliyorum yani. Şöyle parlatıyoruz. Burayı zaten ben 3 günde bir yapıyorum. Evim sürekli gidiyor yani. Güzel oldu şimdi bak. Tertemiz. Bembeyaz. Domestos'tan bir daha bu. Neydi onun markası? 3 yapmada bitti onun bu. Onun markası neydi? Domestos. Domates diye isim gibi. Aynı benziyor ya isimler. Evet. Bir harf farklı neredeyse. Şimdi şunu güzelce sıktırıyorum. Burada duşakabını yapmayacağım. Daha yeni yapmıştım orayı. Şu an bu temizliği de temizlikten saymıyorum pek. Detaylı. Bu günlük. Bu günlük. Ya da rutin. 3 günlük. 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 Günlük rutin. Konuşma hızlısıyım ben ya. Vallahi bak matematikçi olarak böyle bir evet. Şeyler. Bazen hatalı kelimelerini ben de fark ediyorum. Düzeltiyorum. Şimdi bakın şimdi. Zaten. Bak şimdi. Çok seviyorum şunu ya. Görüntüyü. Öteden almak istiyorum. Şurayı ısınalım. İyi bakalım. Sana kolay gelsin. Başka bir işim kalmadı zaten. Burayı yaptıktan sonra direkt bilgisayarın başına geçeceğim artık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi mi? Hayatta ne yapacaksın? Ben bir şey yapmıyorum. Sen yapma zaten. Ben çekiyorum. Sen kameraman. Şurayı cama sileceğim.
çok tepelere yetişemiyorum ama tepelerde çok bakmıyor zaten. En çok batan yerler şu alt kısımları. Anladım. Baksana şimdi. Aynadan daha netsin. Ooo. Bir tane bile leke kalmadı. Farkmışsın şimdi. Evet evet. Ben anında sabah leke yaparım gitmeden, merak etme sen. Ya yüzümüzü yıkıyoruz ya. Aynen. Şöyle oluyor bak. Su damlıyor falan. Şöyle yapıyoruz. Şık yapıyoruz. O sıra suların hepsi aynada. Gün içinde siliyorum aslında ama işte. Ooo orası. Evet burası benim dolap düzenim. Şimdi ondan bahsedeceğim size ufak bir şekilde. Şurada benim makyaj malzemelerim var arkadaşlar. Ama şunu yeni almıştık da. Neyse. Tırnak yapacağız. Yarın ya da bugün bakalım bilmiyorum. Zamanım olursa. Buralara genelde işte saç bakım, cilt bakım şeylerimi koydum. Ürünlerimi. Burada da parfümler var şu kısımda. Burada Hüseyin'in bozuk olan tıraş makinesi var. Bunu atalım bence. Atarız zaten. Tamam yarın ben atayım onu. Aynen bu bitti yani. Bu aynı ama makine dayanmıyor ya. Ben hep bozuyorum. Bozuyor yani. Bir yolunu bulup bu farkı yok yani burada. DJMO yani. Tamam canım onu çıkartayım atayım. Çıkaralım onları. Şurada da yine bu şekilde. Yüz pilindiri. Saç şeylerim işte. Dermürük maskeler, peeling jeller. Saç için gerekli olan malzemelerim orada. Şu yukarıyı çok kullanmıyoruz. Burada da işte güneş yağları, yazın kullandığımız şeyler. Aşkım orada şey var. İçi boş onların herhalde. Evin falan gördün mü? Hani karışmasın diye bir dahakine alırsak unutmayalım diye koymuşsun. Evet. Pek kullanılmayanlar da en yukarıda. Aynen öyle. Burası bu şekilde. Şu arkada maskelerim falan var işte aynaları. Makyaj var. Çok detaylı göstermemi istiyorsanız eğer bir gün videoda anlatırım yine. Şimdi şurayı toplayacağım. Ve bitiyor oldu. Şunları şöyle koyuyorum. Şu ikisini yine dolaba geçireceğim. Şu yıkanacak. Aşkım kılıktan kılığa girdin orada ya. Bu kısma geldiğimizde de şuraya az önce gösterdim size. Burada da yine böyle günlük kullandığım şeyler var. İşte kurutma makinesi, düzleştirici, böyle diş macunları, yüz temizleme süngerim falan filan. O tarz şeyler var. Şu en altta da sıcak su torbası var. Bunları da buraya koydum. Çünkü sürekli kullanıyoruz ya. Şimdi burayı kapatıyorum. Burayı da bir silelim şöyle güzelce. Tamam. Buranın tozu da alındı. Burası bitti. Son kez de yerleri elimle bezle sildireceğim ve buradan çıkıyorum. Evet temizliğim bu kadardı arkadaşlar. Şöyle yerleri de sildim. Uzaktan bir göstereyim arkadaşlar banyoyu. Buranın temizliği çabuk bitiyor ya, o yüzden seviniyorum. Böyle en hızlı biten yer burası çünkü. Şimdi artık şey atacağız, deterjan atacağız o kısma. Son kez çamaşır makinesini çalıştıracağım. Çünkü oraya hemen sermem lazım. En sonu aloe veralı. Deterjanını kullanıyorum. Çok güzel kokuyor arkadaşlar bu. Bir de yumuş katacağım. Bu da Viking'in konsantre yumuşatıcısı. Açma kapama düğmesine basıyorum. Express 14'te 40 derecede 800 devir değil de 600 devirde sıktıralım. Çünkü içinde çok bir şey yok. Evet. Ve başladı. Şimdi salona gidiyorum. Edit yapacağım. Sonra da yatarım zaten. Bugün de biraz erken yatayım diyorum. Bugün de böyle bir video oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenerek izlersiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki bildirim çanını da açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.